Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için damakları çatlatacak gerçekten çok lezzetli, pofur pofur kabaran nutellalı poğaça yaptım. Bu poğaçanın lezzetine çocuklarınız bayılacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçaların tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaçalarımızı mayalı bir hamurla yapıyoruz. İlk önce hamurumuzu yoğuruyoruz. 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kasesinin içerisine koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Bir paket mayayı da koyup spatula yardımıyla maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yoğurma kasesinin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Bu aşamada normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum, sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Yumurtanın akını da koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. İlk önce unun bir kısmını koyuyorum, spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamada sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyin. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra yoğurma kabının içerisine kalan unu da ekliyorum. Yarım çay kaşığı tuzu da ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 4-5 dakika boyunca hamuru elimle yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp hamuru tezgaha alıyorum. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Orta kısmını açtıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağını içerisine koyuyorum. Tereyağını tamamen hamura yedirinceye kadar tezgahta hamuru yoğuruyorum. Bu sayede de oldukça elastik ve güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar elastik hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra yoğurma kasesinin içerisine tekrar koyuyorum. Üzerini serafireşle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Böylelikle hamurumuzun mayası gelmiş olacak. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. Oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk önce hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Böylelikle poğaçaları yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hamuru hem toparlıyorum hem de rulo şeklinde veriyorum. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçalardan bir tanesini tezgah bırakıp tekrar rulo yapıyorum. Bunu da 4 parçaya bölüyorum. Toplamda hamurun hepsini 16 parçaya bölüyoruz. 16 tane beze elde ediyoruz. Bölmüş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Tezgahın üzerine koyuyorum. Bütün hamurları beze haline getirdikten sonra ilk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Ters olacak şekilde tezgaha koyuyorum. Çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kahvaltıda sürmelik çikolatadan koyuyorum. Daha sonra kenar kısımlarını yukarıda toparlıyorum. Bu aşamada çok fazla sıkın ve o kısımları iyice yapıştırın. Daha sonra bezeyi ters çevirerek tekrar yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yapmış olduğum bezeleri yerleştiriyorum. Bütün bezelerin hepsini bu şekilde yaparak tepsiye dizeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bezelerin hepsinin içerisini çikolatayla doldurduktan sonra kapattım tepsiye dizdim. Üzerini kapatıp 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Biz de bu arada üzerine süreceğimiz yumurta sarısını hazırlıyoruz. Birkaç damla zeytinyağı koymuş olduğum yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. 15 dakikanın sonunda poğaçaların üzerine açıyorum. Yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçanın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırladığım poğaçaları sıcak fırına koyacağım. 180 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel piştiler. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra üzerine fırça yardımıyla bal sürüyorum. Bu sayede poğaçalarımızın lezzetine lezzet katıyoruz ve parlaklık veriyoruz. Üzerine biraz da hindistan cevizi serpiştireceğim. O yüzden balı sürüyorum. Hindistan cevizleri de yapışınca gerçekten çok güzel görünüyor. Hindistan cevizini poğaçaların üzerine serpiştiriyorum. Bu aşamadan sonra poğaçalarınızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İsterseniz üzerine biraz da sürmelik çikolatadan koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Biz hem bu şekilde tüketiyoruz hem de üzerine çikolata koyarak tüketiyoruz. Sizlere bir de bu leziz poğaçaların iç dokusunu göstermek istiyorum. Tadına doyamayacağınız oldukça lezzetli, yumuşacık, çok güzel poğaçalarımız oldu. Bu leziz poğaçaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz poğaçaların son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.